Sıla'ya kadar soru çözüm videolarımız devam ediyor. Şimdi de Türkçe soru çözümünün 6. videosundayız. Açıklamaya gelin, linki alın, oradan da çözebilirsiniz. Haydi ilk sorumuz gelsin. İlk sorumuz şöyle, altı çizili sözcüklerimiz var. Hangisi yanlıştır? Bu sorularda olmazsa olmazımız sadece altın çizili sözcüklere bakmak değildir. Kesinlikle cümleyi baştan sona okumaktır. Çünkü neyin nereden geldiğini göremeyebiliriz. Bir de diyor ki isim fiil ve çekim eki mi var? Hemen baktığım zaman okuyorum cümleyi araba almayı evet buradaki mma kesinlikle isim fiildir. Sonra buradaki ı'nın çekim eki olduğunu farkındayım. Peki yapım ve çekim eki nasıl ayırt ederdiniz? Mesela şu ı çekim eki ya alma kelimesinin anlamında görevinde türünde hiçbir değişiklik yapmadı. Halen alma alma olarak devam etti. O yüzden anlıyorum ki çekim ekidir. Eğer simit simitçi gibi anlamda büyük değişiklikler yapsaydı o zaman yapım eki olurdu. Yani a doğru İkide isimden fiil yapım eki ve çekim eki var mı? Baş ismi Leyla isimden fiil yapım eki alır. Çünkü baş isimken başlamak fiil oldu. E bakın anlıyorum ki yapım ekidir. Çünkü baş ismi bambaşka bir şeye dönüştü artık. Sonra mış çekim ekini aldı. Ben bunun çekim eki olduğunu nereden biliyorum? Zaten kipekleri daima çekim ekidir. O da gitti. Üçte türemiş yapılı bir sıfat var mı diyor. ya yani yine yapım eki bulmamı istiyor benden. Çaydan kelimesi lık lık yapım eki almış. Evet türemiştir bu doğru. Ancak türemiş sıfattır demiş size. Genelde buraları unutabiliyorsunuz. Bakıyorum nasıl çaydanlık? Dari bir çaydanlık. Türemiş sıfat değil. Burası şu an için isimdir. Yani cevap C olur yanlış. Türemiş yapılı doğru ama sıfat demesi yanlış. isim diyecekti. Tepki kelimesinde hem yapım hem çekim eki var mı? Var. Tepmekten tepgidir buradaki gıgı -gı yapım ekidir sonra bir kaynaştırma sonra da bir çekim eki Peki bu çekim ekinin adı ne? Bakın futbolcuların derken burada ın in, in var ya o zaman şuradaki ı i de tamlanandır veya iyeliktir Tamlanan da iyelikte çekim ekidir zaten bu da gitti Yapı ve zaman bakımından birleşik bir fiil mi? Bakın burada bir göremiyordu yani görebiliyordu ebilmek fiilinin olumsuzu var Ebilmek yeterlik fiildir. kurallı bir birleşik fiildir. Yapı bakımından birleşik olduğu garanti. Bir ekimiz var. Bir de dikipekimiz kipekimiz var. İki tane ki kipeki varsa zaman bakımından da birleşik olur. Ve ikinci kipeki daima ek fiil olur. Yani burada hem yapı hem zaman bakımından da ne diyoruz? Birleşiklik söz konusudur. Zaten cevap C'di. Öğrencilerin baş belası hangisine ünlü daralması vardır sorusu. Mantık şudur. Normalde bir fiilin sonu e a ile bitmeli ve bunlar yor eki almalı. Dolayısıyla bu e a ı i, i u ü'ye dönüşmeli. O zaman daralmadan bahsedebilirsiniz. Lütfen bu konu, bu sorun bugün bitsin. Şimdi tek tek bakalım hangisinde daralma varmış, hangisi yokmuş. Bitiyor kelimesinin kökü bit olduğunu görüyorum. Sonra yor eki alır. Bakın, sonu t ile bitti, e a ile bitmedi. O yüzden burada daralma arayamam. Ama hocam acaba şöyle Biteyor şeklinde olamaz mıydı? Böyle düşündüğün zaman şöyle yapmanız lazım. Madem ki biteyor şeklinde düşünüyorsun. E bir bak bakalım senin bite diye bir fiilin var mı? Bitemek diye bir fiil yok ki. Bulduğu şey zaten yanlış. Fiil bulmamışsın bir de üstüne yoriki getirmeye çalışıyorsun. O hiç olmaz. Kesinlikle getirdiğin şey de onu fiil yapmaya devam etmeli. Çünkü fiilin sonu e ile biterse daralma olur diyoruz. Yani bitiyor da yok. A'yı eledim aranıyor ne var mı? Aramak fiili, aranmak fiili ve daha sonra yor eki almış. E bakın aranmak fiili sonu neyle bitti? E ayla bitmedi ki. Eğer şu ne olmasaydı, aramak fiilindeki a olsaydı, yor gelseydi o zaman olurdu. Ama şu an ne ile bitti? İşime yaramaz. Bu da gitti. Saçıyor. Bazı yıldızlar etrafa ışık saçıyor demiş. Normalde saçmak fiili. Acaba şu ı'nı dahil etsem etmesem olur mu? Bakın ne saçı yapmak fiili var ne de saçamak fiili var. Demek ki bu ı sonradan eklenmiş bir yardımcı sestir. Saçmak fiili yor alır ama böyle söyleme mümkün değil. Araya bir ı yardımcı ses getiririm. Zaten sonu ç ile bitti. E a bitmediği için daralma yapamam. Yazamıyor. Yazmak fiili. Sonra yazamamak. Bakın burada bir mema var. Şu mema mım ye dönüşmüş. Normalde olumsuz kekimiz memadır. Ama yeri geldi mi bu şekilde yoreki almadan önce daralabilir. Zaten biz de demiştik fiilimizi sonu e ile bitsin demiştik. E yazamamak da bir fiil olduğuna göre sonu e ile bittiğine göre demek gerçekten daralma yapabiliyormuşum. Yetiyor kelimesinde de yapamıyorum. Aynı mantıktır yetmek fiilik sonu t ile bitti daralma olmaz. Zaten siz bu ı iyi hani hocam acaba yetemek mi ya da yetamak mı diye düşünseniz. E zaten öyle bir şey getirdiği zaman fiil olmadığı için daralma da olması mümkün değil. Bu şekilde anlıyorum ki sadece D seçeneğinde daralma var diğerlerinde yoktur. Kuralı da unutmayın lütfen. Fiilin sonu E A ile bitmiyorsa daralma yapmayın. Üçüncü sorumuz. Hangisinin yüklemi bir kelime grubundan oluşmuştur diyor. Kelime grubundan kastı en az iki kelimenin bir arada olmasıdır. İki kelimenin bir bütünlük içinde olmasıdır. Hepsinin yüklemini bulalım. A'nın yüklemi düşüyor. Düşen ne? Masaya koyduğu süs eşyaları nasıl düşüyormuş? 1-1. Özne, yüklem, zarf dümeci ve yüklemimiz tek başına. Beynin yüklemi unutamıyor. Unutamayan kim? O. Zaten yüklem tek başına olduğu için gerisine bakmama gerek yok. Sen de bunu başarısın dedim kendi kendime. Dedim yüklem diyen kim? Ben. Tek başına olduğu için söz grubu olamaz, kelime grubu olamaz. Zevkin ve sanatın zirvesidir yaptığı çalışmalar. Bakın burayı bölemiyorum. Burası yüklem cevabımız da D olur. Peki nasıl yaptım bunu? Bakın burada bir ın in, in var. Tamlayan var. Bir yerde tamlayan varsa bundan %100 eminseniz bunun tamlananı da bir yerlerde vardır. Yani sanatın zirvesi ta şuraya kadar. O zaman ta baştan şuraya kadar hiç bölmemem lazım. Tamlamaları bölemiyorum çünkü. Buraya yüklem diyorum. Sanatlı zevkin ve sanatın zirvesi olan ne? Yaptığı çalışmalar, özne. Zaten bizden yüklemin kelime grubuna oluşup oluşmadığını sormuştu. D oluşmuştur. E'nin yüklerine bakın birleşmeli tek başına yani söz grubu değil diyorum. Cevap D. Dördüncü soru çok klasik bir soru. Denemelerin çoğunda soru hangi durum eklerinden biri yoktur demiş örneği yoktur. Ekran durdur iyice çöz çünkü güzel bir soru. Zor değil bildiklerini elemen lazım. Hemen şöyle bir baktığım zaman ben diyorum ki ilgi hali yoktur. Siz de diyorsunuz ki e, hocam burada yazın var. Evet orada bir ın in var ama her gördüğün ın ine de tamlayan diyemiyorsun ki. Burası tehlikeli. İki durumda söylemem. Birincisi cevabı bulmuştuk ya. Şimdi tek tek hepsini bulup sonra niye böyle yapmadığını söyleyeyim. Şimdi hemen ayrılma A'dan başlayalım. Ayrılmayı bir bulalım. Şurada yemekten derken ayrılma. Yönelme. Arabaya demiş şuradaki A yönelme. Bulunma. Mangalda demiş bulunma. Başka bulunmalar da olabilir. Belirtme. Bakın mesela piknik sezonunu şuradaki iyiliktir. ilk U harfi iyiliktir. Bu benim işime yaramaz. Ama ikincisi belirtme. iki tane üst üste iyilik getiremeyeceğime göre e, belirtmeyi orada buldum. E, başka yerde de vardır. Etleri var mesela. Eşyaları var. Orada da belirtme var. Bunu zaten nasıl bulacağınızı hem short videolarımda hem de önceki videolarda açıklamıştım. Şimdi gelelim hangi durumlarda ın yine Hemen ilgi yani tamlayan demeyelim. Tamlayan iki demektir ilgi. Bazen tamlayan sen zamiri olabilir. Bakın senin evin. Eğer bir cümlede şunu düşürmüşse bu görünmüyorsa size ekliyorsunuz ya senin evin gibi bir yapıysa şuradaki in'e in hemen tamlayan derseniz eğine bir net gitti. Çünkü buradaki şu an tamlanan görevindedir. Yani ilgi tamlayan görevinde olmayacağı için böyle bir şey seçmeyin. Tamlayanın düşüp düşmediğine ve sen zamirinden oluşup oluşmadan mutlaka bakın. Peki yazın niye olmadı? Aslında biz diyoruz ki ne zaman piknik sezonunu açarım? O da bana yaz geldiği zaman cevabını veriyor. Normalde yaz bir isimdir. Ama ben ne zaman sorusunu sordum yazın cevabını verdi. Dile sordum bana yazın cevabını verdi ya şu aldığı ek onu son halle zarfa çevirmiş. Normalde isimdi aldığı ek onu zarfa çevirdiği için bu eke şu an için tamlayan iki diyemiyorum. Çünkü tür değiştirmiş ona yapım ekidir diyorum. E o da benim işime yaramaz. Yazın, kışın, öğlen gibi kelimeler olabilir. Çok tehlikelidir. Aman dikkat edin. Beşinci soru altı çizili numara sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir demiş. Bu soru basit hemen bulmanız lazım. Zaten şurada bu şiiri okumadan önce şiir, şairini tanımak gerekir demiş. Ne zaman okumadan önce Meden Madan sonra Mekmak isim fiil sonra okumak yine Mekmak bir fiil var. Bu sefer de okuma yine Mema. Sonra hocam işte burada Mekmak var bu da olmaz mı diye düşünebilirsin. İki şekilde olmaz. Birincisi önce bir silip tekrar göstermek istiyorum. Birinci neden olmaz. Bir kere burası yüklemdir. O halde yüklemse Diyeceğim ki burada kipeki olma ihtimali var. O yüzden olmayabilir. Zaten zorlaştırmaktadır demiş ya. Burada aslında mekte makta şimdiki zamanın diğer ek hali var ya. Yani yor dememişim de mekte makta'yı kullanmak istemiş. Burada mekte makta şimdiki zaman kipi var. O yüzden burası zaten direkt mekte maktadır. Bu bir kipekidir. Yani filmsi olamaz. İkincisi filmsel bu şekilde bir film üste gelip de yüklem olamaz. Fiilimsi ne zaman yüklem olur? Normalde fiilimsimi kullanırım. Yani burası fiil kökü artı fiilimsi eki artı ek eylem olursa artık isimleşmiş ya. Ancak bu zaman yüklem yapabilirim. E burada böyle bir durum yok. Bir tane kipeki tek var. E bu da fiilin gelmiş. Yani diyeceğim ki kipekidir burası. Fiilimsi olması imkansızdır. İki halle de yapabilirsiniz. E bu şekilde yapınca 5 o da A seçeneğinde. E cevapta A fiilimsi değildir. Mektamakta Yörekine çok dikkat edin. Genelde bunu soruyorlar. Hangisine soru anlamı zarfla sağlanmış? Bu sorularda zorlandığınızı biliyorum. Hemen taktiğe geçiyorum. Bakın çok güzel bir taktik. Hiç okumadan sadece soru eki mıya bakarak seçenek eleyeceğim. Şimdi bir kere A'yı eliyorum çünkü soruyu Mımi sormuş. Mığmi'nin sorduğu bütün sorular soru anlamını kendine çeker. Ne zarf olur, ne sıfat olur, ne zamir olur. Mığmi kendine çektiği için işime yaramaz. Artık şuradaki hangi kelimese bakmam bile. Sonra ikinciye bakıyorum. B'ye bakıyorum. B dursun. C'de yine mı mı var? Ele. Hiç bakma. Zarf mı? Zamir mi? Hiç düşünme. Zaten bakın burada ne zaman geliyor. E bu mı olmasaydı cevap C olacaktı. Çünkü ne zaman zarftır. Ama mı olduğu için soruyu kendi üstüne çeker. Zarflıktan çıkarır onu. D'ye bakıyorum. Burada da yine mı var. O yüzden bu da gitti. Yani cevabım ya B olacak ya E olacak. Sizden soru anlamı zarfla sağlanmıştır. Zamirle, sıfatla dediği zaman mı, mi soruyu sormuşsa o seçeneği eleyin hiç bakmayın bile. Şimdi nasıl bulacağım? Ne dolanıp duruyorsun demiş. Şuradaki ne kelimesi ne zamir de olabilir ya da niçin anlamında zarf da olabilir. Bu dursun. Bir de burada nasıl kelimesi var. Nasıl kelimesini isme soruyorsam sıfat yaparım, fiile soruyorsam zarf yaparım. E'de diyor ki kendini geliştirmek için nasıl kitaplar okumalı? Güzel kitaplar okumalı. Kitap isim olduğu için nasıl sorusu ismin önüne gelmiş ve isme sorduğu için burası soru sıfatıdır. İşime yaramaz. Cevap B olur. Ne dolanıp duruyorsun? Bakın burada bir fiilimsi var. Niçin dolanıp duruyorsun demek istiyor. Niçin anlamına geldiğinden dolayı diyorum ki burası kesinlikle zarftır. Soruyu zarf sormuştur. Yani soru anlamı da zarfla sağlandı. Cevap B oldu. Bu taktiği mutlaka kullanın. Tabii ki de sizi yazım yanlışlıkla sormadan tutar bırakır mıyım? Hiç bırakmam. Hangisinin yazımı yanlıştır demiş. Ekranı durdur bir hemen bak. Ben devam edeyim çözmeye. Ee, A'yı enelim doğrudur dedim çünkü. A'da neden doğru? Kızma birader bir oyundur. Oyun isimleri de bitişik yazılır. Ne kadar uzun olması hiç beni ilgilendirmez. İsterse 10 kelime olsun hepsini bitiştirin. Ee, üst yapı ve alt yapı kelimesi. Özellikle bunları defalarca sordum unutmayın diye. Altyapı ve üst yapı kalıplaşmıştır normalde altyazı ayrıdır mesela Veya üst geçit ayrıdır Ancak aynı mantıkla yapılmalara rağmen altyapı ve üst yapı bitişiktir O yüzden bunları da eliyorum Doktor muayene ederken yüzüstü uzandı demiş Şimdi o yüzüstü uzanmış doktor uzanmamış tabi burada ee, Sonuçta biz yüzüstüne odaklanıyoruz ee, Yüzüstü bu şekilde yanlış olur Her ne kadar ama hocam üst kelimesi anlamını korumuş vesaire hiç Düşünmeyin Zaten mantık aramıyoruz biz Kesinlikle biraz ezber gitmemiz lazım bazı yerlerde. Yüzüstü bitişik yazılır. Cevabımız C olur. Bu sıkıntılıdır. Lütfen unutmayın. Gerçek manaya gelse de veya mecazi manaya gelse de ikisine bitişik yazıyorsunuz. D'de men edildi. Bu da bitişiktir. Normalde ses olayı olsa bitiştiriyordunuz. Ancak men etmek ya da cem etmek gibi bunlar ses olayı görmeseniz de bitiştirin. İki tehlikeli kelime budur. Başka kelimeler de var. Şu an için bunlar aklıma geldi. Bu Bu da gitti bilim adamı veya bilim insanı hiç fark etmez. Bunlar ayrı yazılır. Bakın zaten ayrı yazmışız. Burada da sıkıntı yoktur. Yani cevabımız yüz üstü yüz üstü bitişik olması gerekiyordu. Sekizinci soruda bir noktalama işareti sorusu. Ben hep söylüyorum. Hiçbir şey çalışmayan gitsin virgülle noktalı virgülü ezberlesin. Çünkü en çok soru oradan geliyor ve virgülün görevi çok fazla. Diğerini buluyorsunuz nispeten. Virgülün görevini ezberleyin. Burada bakalım virgülümüz neredeymiş? Virgül buradaymış. Yani burada o zaman ne demek istemiş bize? Ey arkadaş gelir misin buraya demiş. Demek ki burada bir tırnak içinde bir alıntı söz var. Ama bu sözü bize tırnak işareti vermemiş virgülle vermiş. O zaman seçeneklerde böyle bir şey aramalıyım. E, Ay ele sıralı cümle demiş. Şu an sıralı cümle yok burada. E, eş görevli hitap demiş. Bakın D olur konuşma çizgisinden sonra. Bir de konuşma çizgimiz var. Alıntı cümlenin bittiğini belirtmek için kullanır demiş. Doğru alıntı cümlemiz burada bitmiş. O zaman virgül atmış bize bittiğini belirtmiş. Ee, E'de de onay demiş. Alakası yok. Zaten evet hayır gibi kelime olması lazımdı. Bu şekilde D seçeneğini bulmuş olduk. Dokuzuncu soru yine bir cümle türleri sorusu. Elimden geldikçe bu videolara son soruya cümle türlerini yerleştiriyorum. Bağımsız bir soru gelme ihtimali düşüktür ama seçeneklerde kesin geliyor. Hangisi söylenebilir demiş. Öncelikle cümle türlerinde yapmanız gereken direkt ögelerini ayırmak ve yüklemi tespit etmek. Issızlığın ortasında ve tek başıma bir döngüde Kaldığımı gördüm rüyamda gördüm yüklem gören kim ben Ben artık devamına bakmasam bile Şu ikisi benim için yeter Hani en azından başka bir yüklemin var mı yok mu onu bilmiyorum e Bir de şuna bakabilirsiniz fiilimsi var mı yok mu Bakın burada kaldığımda bir de fiilimsi var bunu da işaretliyorum yapacağız şey Ögelerini ayırmak yüklemi tespit etmek ve fiilimsi bulmak ilk başta O zaman Olumsuz bir fiil cümlesi demiş e, görme işi gerçekleşmiş hayır olumludur eğer görme işi gerçekleşmeseydi yani görmedim deseydi o zaman olumsuz olurdu yüklemin yerine göre kurallı mıdır hayır yüklem ortada olduğu için devriktir yan cümlecik yer tamlacısı görevinde midir yani fiilimsinin olduğu yer öge olarak ayırdığımızda dolaylı tümleşme diyor hayır dolaylı tümlecimiz rüyamda kelimesidir nerede rüyamda gördüm o yüzden yan cümlecimiz burada yer tamlacısı değil o zaman bu da gitti bağımsız bağlı bir cümle midir? Bunu cümleye bakmasam da olur. Çünkü bir cümlenin bağ bağlı veya sıralı olabilmesi için iki tane yükleme ihtiyacım var. Burada bir yüklem olduğu için hiç devam etmiyorum bile. Cevap da E'dir. E zaten E oldu çok belliydi. Yüklemi bulmuştuk. Bir de filmsi vardı. O zaman girişik birleşik cümle. Zaten filmsi varsa bir cümlede girişik birleşik olur. E başka başka SSA varsa şartlı birleşik olur. Alıntı cümle varsa iç içe birleşik olur. Ona göre isim veriyoruz. Cevap da E çıktı. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kalın sağlıcakla ve kalın takipte.